Bereket ya, hadi baksana buraya. Nasıl, ne gibi yani? Böyle bu tarafa dönelim mi? Çok kalabalık, laf kemiri. Yarın tatbikat var, şimdi provası var. Provası böyle bir ekrana bir parlayamam mı? Doğru mu? Bakanlar gelecek, bir şey. Sen Muhtarlar Derneği Başkanı olarak, Derneği Başkanı olarak bir şey koparman lazım laf kemiri bakanlardan. Zaten verilir abi ya, koparma derken istedim de alayım. Mesela ne aldınız laf kemiri? Mesela söyleyeyim mi bakalım? Pazar yeri, park. Ha şimdi bakan gelse nerede yedireceksiniz pazar yeri? Bir açık yeme yeri de yok laf kemiri. Nerede yiyeceksin? Ya tünelicim tamam. Tünelicimde sıkıntı yok da. Acık bir böyle Sayın Bakanım parka gidelim dediğiniz zaman. Hemen millet bahçesi ileride Yalıköy'de. Yalıköy'de mi? 20 trilyon maliyet. Yok. Orada yenir mi ya? He? Millet bahçesi Yalıköy'de yenir mi diyorsun? Yenir mi ya? Acık. O da güzel de laf gibi merkezde niye öyle bir yer yok? Yapılacak abi, hepsi bir kere de ne zaman yapılacak bu ya? Zaman bitti mi yani? Yok zaman. Ortayız. Öyle ortayız mi? Ortayız Allah'ın izniyle. Oradasınız. Vatandaş uyandıysa ne olacak? He? Vatandaş uyandıysa ne olacak? Vatandaş uyanatayım mı vatandaş yani? Yani bilmiyorum, siz bilirsiniz ama. Vatandaş tercihini en iyi şekilde yapar Allah'a şükür. Şimdi gelelim laf kemire. Evet, nasıl abi? Çok kalabalık laf kemire muhtarım. Tabii laf kemire için. Gerçekten tarihi günlerde bir yaşayacak. Evet, çok güzel. AFAD'ından, DSS'inden, yani bir isim olarak diye. Gönüllü de çok var ama, gönüllü. Gönüllü var. Kayıtlı, gönüllü kayıtlı, belgesi almış olan çok da insan var burada. Mutlaka da yani, var şöyle gönüllü yapmadan bir şey olmaz. Mecbur değil mi? Şimdi, ama eğitimli mesela. Gönüllü dediğimiz belge almış, sertifika almış. Mutlaka da kursuna gidecek mesela. Yok, biz yok, internetten ben aldım bugün. Kaç derse girdim, kalmıştım. Bugün tekrar hak verdi bize. Yani çok güzel sesleri de var, çok güzel. Ayrıca biz şimdi hayır, yani burada tatbikat yapılacaktı vakfı gibi diye. Bunlar bundan kurur duymamız lazım vakfı gibi diye. Çünkü Kadeniz'de hayır, il düzeyinde ilde yapılması gereken şey mesela düzeyinde bir vaf gibi de yapıldı yani. Mutlaka. Vaf gibi için çok büyük reklam değil mi? Çok güzel bir şey. Bu şuna benzer. Trabzon şampiyonluğunu tüm dünya duydu. Bunu Trabzon'un yani bu da hani öyle bir şey. Şimdi isim olarak bunu duyurma mümkün değil. Baksana buraya yazlar. İnsan dolmuş. Çok kalabalık, çok yoğunluk var Sayın Muhtarım. Yanlaştır. Yastaf da bundan göllerden de vatandaş gelip seyrediyor, bakıyor ne oluyor diyor. Ondan da yastafa da bir haftadır bir canlılık oldu. O da bir esnaf da yaranlıyorsunuz. Esnaf da yaranlıyor yani. Olması gereken vakfı gebirde yapılıyor. Bakanlar gelecek de şu folderesinin daha önce 2017'de gelmişti, söz vermişlerdi. Hani genişleyecek, bu sel felaketine karşı bir düzenleme yapılacak dedi. Bu rafa mı kalktı Sayın Muhtarım? Şimdi abi bazı projeleri yapıldı diye. Yapıldı ama tabi. Dünyayı pandemi krizi. 2 yıl. Ne yaptı? 2 yıl pandemi. Akabinde de Suriye, Ukrayna, Rusya savaşı ne oldu? Tüm dünya etkilediği gibi bizi de etkiledi ya. Yani. Doğru mu? Ondan mı bu folderesinin? Hayır, ondan değil yani şimdi. Bu işler bir genel etkiledi diyorsunuz. Sadece genel mi etkiledi? Genel etkiledi abi yani. Ben de şimdi köyde bazı şeyler yapacağız ama vatandaşın durumuna bakarım biraz kilitli duruyor. Vatandaşlar işbirliğiyle yapılan bazı şeyleri şu an yapalım bir şey olmaz. Zaten ekonomik olarak biraz sıkıntı, dünya sıkıntı. Ama Allah'a şükür biz iyiyiz. Yani ülkemizde öyle çok şey bir kriz yok. Vallahi yok. Türkiye'de şu anda daha lüks eşya mı krizi var? Lüks diye adam ama kapısında 500 bin dolar var. Nasıl? Yok diye kapıda 500 bin dolar var. Yok derken de bunu da neden de bulmuyoruz? Muhtarım teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun. Allah'ınızdan daha iyi olacağız. İnşallah. İnşallah daha iyi olalım da o anlamda söylüyoruz. İyiyiz, iyiyiz. İyi olalım diyoruz. Etrafımızdaki terbiyelere bakalım, biz çok daha iyiyiz. Öyle değil mi? Bir bak, herkes bize gelin. De şimdi bugün sen Rusya, Ukrayna savaş yok, Türkiye alabulucuk yapar. Bundan önce bizi tanıyan var mıydı? Biz şimdi IMF memuru iken aradı bizim başbakanlar yanında eldiven durur. Şimdi Allah'a şükür Türkiye geldi. Bak gene Türkçe, Rus Türkçe bakana gene geliyor. Hmm. Emir mi diyor? Gücündür. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarım. Ben de teşekkür ederim. Yani ha, siz de bunları yayınlıyorsunuz, duyuruyorsunuz. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Daha da iyi olması lazım. Doğru diyorsunuz, evet. Yani bu da önemli. Abi biri
eleştirdi olacak. Yapılan da yapıldı dedikten sonra problem yok. Yani bizim yayınları beğeniyorsunuz yani. Ben beğeniyorum. Yapıldı. İzleyici takipçileri var. Neler söylemek istersiniz şu anda izleyici takipçilerimize? Vakfiyeti çok şart değişecek Allah'ın izniyle. Vakfiyeti yaşanan bir yer haline geldi. Bundan 15 yıl önce Almancı dışarıdan gelen kurbaşlar merkezde durdu. Şimdi gelenler hep bak köylerde gidip yerleşik köyde çarşıda gelmiyor. Niye? Altyapısı yapıldı. Fakat bugün Vakfı Kebri'de en uzak köye 10 dakikada araba gitti geliyor. Doğru mu? Evet, altyapı. Ulaşımda rahatlık var. Hı hı. Yani Vakfı Kebri hazır diyorsun yani. Yapacak şeyimiz var da bu gidecek hali yok. Hı. Şimdi bugün yap, yarın bak tabii işte burada çıkacak yani. Yapılan insan oluyor da yapılan bitmez. Bugün de teknolojiler değil. Bugün 30 yıl önce cep telefonu yoktu. Adam da sanki bugün Aydın Tavuk Çanlıya yapacak, Almanya'dan edeceğim onu kimse almazdı. Dedik onun aklı çıktı, doğru mu? Evet. Arkadaş, şimdi adam kardeşten Çanlıya yandı konuşuyor. Evet. Kulüfetti, kendine getiriyor. Evet, doğru diyorsunuz. Yani bu Çanlıya yayınlar bayağı işe yarıyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Sağ ol, görüşmek üzere. Aa, mesela Nazım yapılan bir kurgulasyonda yaşadı. Dokondacılık yaptı orada. Şimdi Vakfı'ya bir de. Şeyin Fikret'in mi annesi mi? Annesi. Ya Fikret'e çok selam olsun yıllarca buradan ya. Yıllarca Fıbeç'e hizmet etti orada. Fikret'e çok selam olsun. İnşallah Fikret kavuşuruz ya, ne diyeyim. Teyze hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz. Kamyoncuda Türkçüler Nazmi ablamın yemeğini yemiştir yani. Yani biliyoruz Nazmi abla. Geldi bak. Orada çalıştı. Gene geldi köyde çalıştı ya şimdi. Öyle değil mi? Yine bak gayet değil mi? Şimdi adam gençler ne yapar? 20 yaşında telefon elinde. Nazmi abla Bulgaristan mı iyi burası mı? Memleketin gidiyor. Memleket iyi değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Evet. Memleket memlekettir. Tabii. Memleketin gibi olamaz. Öyle değil mi? Tatbikat var. Bize müsaade. Çok teşekkür ederiz Nazmi abla. Kolay gelsin. Sağ ol.